Çiğdem Toz Koparan Spor ve Yaşam Merkezi'ndeyiz. Bu kursun açılmasında Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz bünyesinde kurs açtık. Tabii bu Çiğdem Toz Koparan'daki açılan ilk kursumuz değil. Daha önce de bu kursu açmıştık ama deprem süresinde biraz sekte uğradı. Kadınların vermiş olduğu emekler takdire şayan. Ciddi anlamda hem yöresel yemek açısından hem de pastacılık açısından çok ciddi bir emek sarf ettiklerini gördük. Ben bu konuda hepsine teşekkür ediyorum. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak sosyal projenin tamamında sahadayız. Bu anlamda şu an bulduğumuz Çiğdem Toz Koparan merkezimizde aynı zamanda kadınların hazır giyimle ilgili, sporla ilgili başka alanlarda da hizmet verdiğini ve hizmet aldığını görüyoruz. Bize bu anlamda desteklerini hiçbir şekilde esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye'nin Sayın Selahattin Gürkan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sabah 10'da gelip saat 2'de çıkıyoruz. Çok keyifli ve çok eğlenceli. Buranın sosyal etkinliğini gerçekten beğeniyorum. Pastacılık üzerine çok güzel etkinlikler. Herkesi de davet ediyoruz buraya. Gerçekten evim uzak olmasına rağmen burayı tercih ediyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böylesi bir sosyal etkinliği bize kattığı için. Biz ev hanımları olarak çoğunlukla burada yoğun talepte bulunuyoruz. Güzel şeyler yapıyoruz, güzel projeler yapıyoruz. Burada birçok kurs alanı var ama pastacılığın yeri ayrı. Çok keyifli. Özellikle depremden sonra hepimize psikolojik anlamda çok iyi geldi. Burada hep beraber küçücük şeylerden birçok güzel şeyler çıkarıyoruz. Bu tür projelerin daha çok devam etmesini isterim. Daha böyle yaygınlaşıp birçok yerde olabilir. Malatya'mızın birçok yerinde olabilir. Çok daha güzel projeler yapacağız. Teşekkür ederim. Çiğdem Toz Koparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi'nde pastacılık alanında kursumuzu açtık depremden sonra. Depremden önce de vardı. Depremden sonra devam ediyoruz. Kadınlarımıza burada bir parça destek olabilirsek, o depremin yarattığı psikolojiye bir parça yardımımız olursa, kendilerine bir katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Çok güzel bir ortamımız var. Diğer etkinliklerimiz de var. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir imkanları bize sunduğu için.